Peruk mu? Peruk. Yıllardır saklı hizmet. Bu üniversite geldiğinden beri herkes saçlarımdan bahsediyor. Artık söylüyorum. Peruk. Peruk. Gerçekten peruk. Kim çıkarmış? İsterseniz ben çıkartayım. Evet, çıkarabilirsin abi. O kadar tipsiz. Kafası geliyor. O kadar tipsiz. Kafanın şuradan bantlıyor. Evet, o yüzden bantlıyor. Çıkmıyor. Esas peruk burada ya hani. Ben de peruk yok kardeşim. Onun kişiliği kendisi peruk ya. Benim her şeyim peruk. Esas benim perukluğum da olacak. Kameranın arkasında şu anda göstermiyorum ama. Arkadaşlar gözlükler yakışmış mı? Bunu oynuyoruz bugün. Evet, sen oynar mısın? Gözlükler en çok kime daha çok yakışır? Bana tabii ki. Senin gözlüğüne senin gözlüğün. Evet abi. Dur, seninkiler 1,5 milyoncudan çakmacıdan aldı ya. Ya şimdi ben biliyorum ya. 10 tanesi 3 liraya. Sen nereden aldın? Sen nereden aldın? Kardeş bir. O estetik sen değilsin. Ooo! Ben de çok estetiğim kanka. Teşekkür ederim. Ben de çok estetiğim. Yani herkes benim estetik olduğumu kabul ediyordur sorarsanız. Bir erkek kadar estetik. Soruyoruz estetik mi falan böyle boşluğa. Estetiğim yani. Ben çok estetiğim. Halim gidiyor, üzüldü gidiyor. Merhaba arkadaşlar. Bu kadar değildi. Liseden var. Canlı müzik için olur diyorum. Bugün aramızda Uğur Özdağ alıyor. Karşımızda. ben Halim Can Doğan. Uğur kardeşim yazmış. Helal olsun. Sivon mu ya? Volkswagen eski işten ev. Nasıl niyet? Uğur mu? Uğur Özdağ. Ne kadar hava? Spaziva. Evet. Son dereye yok bu arada. Suka Raşbir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bahçedeyiz. Arkadaşlar çılgın. Bu arkadaşlar derse girmeyen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey. Abi Rus İngilizcesi ya. You're my friend. My friend. I hate you. Ay. Bir şey yapıyorsun mükemmel. Rusça da mükemmel. Evet. Bu arada artık uluslararası takılıyoruz arkadaşlar. Rusça falan da çeviriyoruz. Rusça, Türkçe. Yanlış tuşa bastım. Bu arada kendimizi, kameralarımızı daha doğrusu çevirmenimize çevirdik. Bugün okula gelme nedeninizi öğrenebilir miyiz Melisa Hanım? Kütüphanede ders alacağım. Burası bahçeye ama haberin olsun. Kütüphanede ders yapacaksın. Evet, kütüphanede ders yapmadım. Gel gidelim. Evet, oturmayı tercih ediyorum. Bunları bir de Rusça söyler misin? Benim çevirmenim olduğum için. Я сказала тебе, что я не хочу говорить по-русски сейчас. Ayıp olur. Küfür etmedi, o küfür etmez. Onun gibi bir hanımefendi küfür etmez. Bugün okula gelme nedenini ne öğrenebilir miyim? Derse girdim şu anda. Muhabbet ediyorsun yani şu anda. Aynen. Muhabbet gırgır çamata yani. Aynen öyle. Merhaba. Merhabalar. Okula gelme nedeni. İnşallah. Okula gelme nedeni. Derse girmek. Bu mu yani? Derse girdim ve çalışkan taraf. Çalışkan taraf. Sen de çalışkan taraf. Arkadaş çalışkan taraf. Ben de çalışkan taraf. Sabahki derse gelmedim, uyudum ben. Evet efendim. Evet ben geldim. Saat kaçta geldim? Saat 7'de okulun önündeydim. Çok. Ve 7.30'da. Kapıda kalmış ama. Kapıda bekledim. Çok kırıcı bir durum arkadaşlar. 7.30'da açılıyor. Evet saat okula geliyorum. Saat 7'de okula gelmek çok kırıcı bir durum arkadaşlar. Evet efendim, şimdi size dönelim. Bendeniz Halim ben Can Doğan. Yarışmaya Bartın'dan katılıyorum. siz nereden katılıyorsunuz ve okula gelme nedeninizi öğrenelim. Ben İstanbul'dan katılıyorum. Evet. Okula gelme nedenim derse girmekti. Bir tanesine girdim. Şimdi dersim bitti, takılıyorum okulda. Ha, muhabbet boş gülüyor, hoşuna gidiyor. Evet, hoşuma gidiyor. Evet. Buyurun efendim, nasılsınız? İyiyim kanka, tatarım ben. Abi ben de gidersen büyük tatarım ihtimalle ben. Orta Asya'dan geliyorum. Orta Asya'dan, evden gelmedin de Orta Asya'dan geliyorum. Orta Asya'dan. Bugün Orta Asya'dan geldim. Okula yazıldım orada, üniversiteye gideceğim falan. Kanka okula gelmedin dedin. Dersler için gelmedik, dersler bittikten sonra geldim. Sigara içmek için falan geldim. Gır gır çamata. Tatarlar kazanacak. Tatarlar kazanacak. Şu oradan bir... evet, milliyetçiliği yapması zor olmuyor mu? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Görüşmelerden zorlanıyorum ben. Biz de iyiyiz. İzmir, Bergama. Bu arada Bergama konusunda bayağı tartışmalar var arkadaşlar. Öyle. Çünkü Bergama Manisa'ya daha yakın. Ne bileyim hani oraya buraya daha yakın ama İzmir Bergama oluyor nedense. Evet efendim. Bugün okula neden geldin? Bugün okula neden geldim? Evet. Ders çalışmak için geldim. Belki halimi görürüm ders çalışmam diye düşündüm. Evet, beni görünce ders çalışmam diye evet. Düşündüm tabii. Beni gören insanlar ders çalışmaz çok. Buradan bunu çıkartacağız. Yani. Yeniden Melis Hanım'ı geliyormuş gibi bu atlayıp sana geçiyoruz. Kanka. Evet, soru nedir? Bugün okula neden geldin? Ben dün akşam kütüphanedeydim zaten. Sabah kalktım. Kütüphanede uyandım 7.30'da yani. Ondan sonra da ne yapayım? Okula geldim. Ya dersi falan gezeyim. Ders yani goy goy yapacağım yani. Ders çalışmayacağım. Goy goy. Ya. Hani bunu soran sen misin? Gözünü seveyim ben. Tamam canım. Tamam. Şimdi Uğur Bey'e dönelim. Selam.
Beni çeken kamerayı, beni çeken halimi çekiyorum. Neydi bu? Evet, bugün, selam gençler, şu anda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'yiz. Ben halimi konuşturabilir miyim sizce? Halimi konuşturmam. Evet halim, dinliyorum. Bugün okula neden geldin? Bir şey soracağım, sen ne yapıyorsun halim bu arada? Abi röportaj yapıyorum. Tamam, ben bugün okula video çekmeye geldim. Elimde çok güzel bir aksiyon kamerası ve çok güzel bir kulaklığım var. Evet, biz onu açıklamadım öyle. Öyle değil, o diğer videoda gelecek. Arkadaşlar, saçlarımı topladım. Bu şöyle bir başka bir açı vereyim. Kamerayı çekme, beni çek. Saçlarımı topladım, yorumlarınızı merak ediyorum. Şu an beynim çekiliyor. Sence nasıl olmuş halim? Halim çok beğendi. Evet, söylediğini hatırladım şu anda. Ben vallahi böyle daha iyi olmuş. Önceden örnek vermeyeceğim. Değişik örnek verecektim de ona gerek yok şimdi. Ama böyle daha iyi olmuş. Ben beğendim yani. Önünde de Apple evet. Var. Evet, sağ ol. Bu tişörtten Türkiye'de 3000 tane var. Apple Store Zorlu'daki ilk mağazasının açılışına gitmiştim. Orada verdiler halim. Boru değil yani. Benim yok mesela. Yani. Halim bugün niye okula geldi? Bugün neden okula geldim? Ders çalışmak için okula gelmedim. Derse girmek için okula geldim ama teknik sebeplerden dolayı derse giremedim. Bu teknik sebep... Şöyle yana alsana nasıl gülüyorlar. Hani, teknik sebeplerden dolayı derse giremedim. Bu teknik sebeplerin içeriği ve... yani daha doğrusu içeriği hakkında çok bir şey diyemem. Arkadaşlar olsun, gırgır şamata olsun. Yani bir de bir Halimcan Doğru dünyaya kolay gelmiyor. Halimcan Doğru olmak da zor bir iş. Hemen buradan güzel bir video duyurusu yapalım Halimcan derken. Halimcan Joa. Konuşamadım, kusura bakma. My name is John, Halimcan 007. Şimdi öncelikle seni 20 lira diye kaydeden kişiye seslen. Öncelikle Halim'i 20 lira, bu arada telefon senin kanka. Öncelikle arkadaşlar buradan şeye sesleniyorum. Buradan devletin büyüklerine sesleniyorum. Bir arkadaş bana karşı siber saldırı düzenledi. Telefonuna beni 20 lira olarak kaydetmiş. Bu arkadaşı bulmamız lazım. Buradan o arkadaşı sesleniyorum. Kendini bana ifşalasın. Gerçekten bir şey demeyeceğim ama telefonda bir ara ben 20'şer lira para toplamıştım. Evet. Bir ara ben yaklaşık 10-20 kişiyi aradım. Dedim ki... Dedim ki şey dedim, bir ara şey yaptım, dedim ki bugün oturuyorum kafede böyle, dedim ne yapabiliriz, para lazım. Dedim bir insanları arayalım bakalım, yaklaşık 10-15 kişi aradım, 20 lira para topladım, 150-200 lira para topladım, 50 lirasını alıp içtim. Ondan sonra diğeriyle de kart borcu vardı, kart borcunu kapadım falan. Muhtemelen o aradıklarımdan biri ama insanlara dedim ki şimdi dedim şey pavyondayım dedim, pavyonda mahsur kaldım dedim, bana 20 lira at kanka, para çıkışmıyor yoksa beni burada nasıl dökülüyor yalnız şu şey an yapacaklar falan filan hesabı, anladın mı? Öyle para topladım kanka, güzeldi, eğlenceliydi. Muhtemelen o arkadaşlardan biri kaydetmiş. Aslında beni Escobar falan diyebilenler vardı. Şimdi bir saniye, Escobar diye beni kaydettiler kardeşim. Escobar diye beni kaydettiler. Ne bileyim kaydettiler. Şimdi video duyurusuna geçelim. Evet. Video duyurusuna bunu geçelim. Bunu planladık, beni çeksene. Halimin bir gününü çekeceğiz. Gearbest'ten veya Gearbest'ten kameramız geldi. Halim bunu büyük ihtimalle kafasının orasını burasını yerleştirecek. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama Halimin bir gününü uyanıştan akşam yatana kadar yatıyor. Gece horlamıyorum arkadaşlar, merak etmeyin. Horlarsa da çekeriz, o da sorun değil. Okula geliyor, okula gelmeden önce neler yapıyor, derste nasıl geçiniyor, hepsi için yanına ben de çömeceğim. Sen ne düşünüyorsun abi, fikrin var mı? Şimdi benim bir fikrim var bu konuda. Hani sen benim bir günlük hayatım mı yoksa bir öğrencinin bir günlük hayatını mı çekeceksin? Önce ona karar vermen lazım. Bir öğrencinin bir günlük hayatını çekeceksin, o ben değilim. Hani o ben değilim. Hani benim bir günlük hayatımla anlaşabiliriz. Onun dışında efendim eğlenceli bir video olur diye tahmin ediyorum. Yani bizim ev zaten... Biliyorsunuz hep bir eğlence, hep bir manyaklık var yani. Ne zaman, nerede, ne olacağı hiç belli değil. Ya bundan mütevellit arkadaşlar, bilemiyorum ya, hoş olur herhalde. Sınavlardan yani. Sonra yapalım ama değil mi babam? Sınavlardan sonra yapalım oğlum. Yani, sınavlardan önce yapamayız. Ya Uğur aslında beni şey istiyordu, Ruz gibi nü çekmek istiyordu ama hani... Ben dedim kardeş tamam. Karşılığını ben... kameralar alırsınız birbirinize doğru. Hani dedim hani yani o... Çok kötüydü, yapma. Dedim olmaz dedim yani, bu kadar nüye çalışamayız dedim yani. Onu çekeceğiz kanka, onu çekeceğiz. Güzel video gelir muhtemelen. Bayram mesajı da vereceğim arkadaşlara. Ya iyi bayramlar. İyi bayramlar Azman. Kobra Necdet. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Halim'in bu videosu için bir fikriniz, bir yorumunuz varsa yazın. Videoyu çekerken onları da ele alalım. Instagram'da zaten haber vereceğiz. Evet. Yani o yüzden Instagram'ı da takip edin yani. Evet gençler. Ne oldu, herkes bana bakıyor, kilitlendiler.
Kamera gördük. Soyun, olur soyunsun, ben 10 kağıt atıyorum. Ya beni soyuyorlarsa neyse, biz soyulduk zaten. Hani devlet kurumunda soyulduk. Anlamında soyulduk. Üniversite seçme sınavına giriyorum. En son YGS ile YS'ydi, şimdi YKS olmuş. YKS'de yüksek öğretim kurumları sınavıydı galiba. Bilen var mı buradan YKS'ye? Yok, üniversiteye giren herkesin zerre umurunda değil üniversite sınavı. Buradan bilgi olsun. Bakın şimdi bakın. Fatma Nur. Al işte. Buraya mesela şeyle, OKS ile gelenlerden bir arkadaş. O yüzden OKS sınav... mi? Tabii OKS ile geldi o buraya. Üniversite sınavıyla değil, OKS ile gelen. Sen buraya OKS ile mi girdin? Hayır. Stil yapmışsın. Teşekkür ederim. Buyurun. Bakın. Selamlar arkadaşlar. Eyvah. Yeni sınav sistemini biliyor musunuz mu? Hayır. Üniversiteye girenlerin sınav sistemi hakkında hiçbir fikrisi yok ve umurunda değil, değil mi? Fikrisi yok. Hayır, asla yani. Fikrisi yok. Bu arkadaş OKS ile geldi. 15 yıldır burada. 15 yıldır buradayım artık. Görüyorsunuz artık şeyinden belli, kürk giyiyor artık. Hani şurada bir yerde de tarzım bu tarz. Şurada bir yerde de tahtı var. Tahtı var şurada bir yerde de. Tahtına oturuyor, kürkünü giyiyor. Tarzı bu. Şey, Nur Yerlitaş. Nur Yerlitaş. Neyle ilgili bir çekiyorsun? Bu günlük öyle takılırsın. Ha, evet. Yani. Halim klasik kafamda olacak mı? Evet. Bir şey diyorsunuz mu? Yok, hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Tamam. Bir şey de, lütfen bir şey de. Lütfen. Hadi bir şey de. Lütfen bir şey der misin? Lütfen de. Lütfen de. Bir şey de. Bir şey artık. Görüşürüz. Hadi bay bay. Gerçekten hadi bay bay. Neyse Halim, ben şimdi üniversite sınavına gireceğim. Buna para verdim, 100 lira para verdim. Ben geçtim sınav şeyleri? Evet, geçti kanka. Hadi ya, ben de girseydim. 3 senedir giremedim ya. 3 senedir tarihini kaçırıyorum. 100 lira vermek çok acıydı ve abi 3 senedir tarihini kaçırıyordum. Ben 3 senedir sınava gireceğim, giremiyorum. Tarih yakaladığında ne oldu? Ben biliyordum yani. Tarihini kaçırıyordum. Mevzu 100 lira yani. Mevzu 100 lira da, tamam 100 lirayı ödedim ben. Arkadaşlar işte İstanbul Üniversitesi'nde böyle fakirler var. 100 lira veremez. Yani fakir değilim. Ben iş adamı oldum. Fakir değilim ben. Ben iş adamı ve bireysel emekliyim o yüzden. Bak. Sınava girip sallayacağım halim. Önemli olan ha? İşte sallamak için sınava gireceğim. Bizim bir taktik vardı. Ya manyak mısın? 100 lira verip hiçbir şey sallama. 100 lira verip oturup çözerim. Sallamam. Ben sallamak için sınava giriyorum ve sonucu buradan paylaşacağım. Bu önemliydi benim için. Ama şey oluyor. Bu gayet önemliydi. Sen onu alsaydın. Hani hepsini yayınlamıyorlar. 1 lira. 1 lira. 1 lirada resmi gazete çıkıyor. 1 lira çok yani, 100 lira olmaz. Neyse. ÖSYM'nin şeyine gittim halim. Şey yapma ya. Neyin abi? Fotoğrafım güncellemek için kıvırcık çektirdim bu arada. Kıvırcıkken evet. Çektirdim. Değiştirtmeye gittim fotoğrafı. Evet abi. 5 lira işlem ücreti alıyorlar. Ben 2 tane almıştım. Gişe numarası. Önümde de 150 kişi falan var. Hani böyle evet it abi. Gibi kalabalık. Böyle bir 15-20 kişi kaldığı zaman ben olan sıramı sattım abi. Sattın mı? Evet. Parayla mı? 10 liraya okuttum orada zengin bir abiye. Gerçekten. İyi yapmışsın. Sırayı okuttum. Başta 2 tane almam bayağı bir yararlı oldu bu konuda. Gayet gerçekten iyi. 10 lira aldım. Neredesin Kobra Necdet? Kim o? Enes mi? Ooo Kobra. Bahçedeyim, haberin olsun Kobra. Kobra Necdet. Enes değil bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Evet abi. Ya Amerika'daki... Öyle sallamak için sınava gireceğim. İnşallah. Hayırlısı olsun. Bakalım kaç alacaksın. Üniversite sınavına giriyorum. Peki ne için falan. Ben de mesela sallayarak 415 aldım. 2-7-8 bine girdim. İstanbul Tarihi okuyorum. Sözelde tabii. Sallayarak. Hepsi sallayarak oldu. Hep sallama. Arkadaşlar oğlum sallayarak. Benim salladığım an optik kitapçıkta şeyi var. Böyle düzenli gidiyor. Kanka yok. Sallayarak ben hiçbir şey sallamadım. Gayet girdim, yaptım. Öyle bir fantezim yok. Yani sallayarak da bilmiyorum nereye varılır, ne olur. O sorunun cevabı bende yok yani. Ya salladığım sorular oldu tabii de. Ama mantık çerçevesi içerisinde. Mesela 2 şıkka eliyorum, 3 şıkka eliyorum. Yani diyorum ki %33.3 şansım var. %33'lük şansımı kullanıyorum falan yani. Anladın mı? Veya 2 şıkka eliyorum, %50-50 şansım var. Ben hepsini sallayacağım. Sen hepsini salladın. Bakalım nasıl eksiye düşeceğim Türkiye'yi. Rakibiniz olmaya geliyorum. Üniversite yazık olanlar. Sallayarak kesin geçersiniz bunu. Kesin. Kesin geçersiniz. Neyse hikayede böyle sıramı da sattım orada 10 lira. İyi yapmışım. 100 liranın 90'ını gitti, 10 liraya şeyde kaldı. Evet burada bir isim kapalı kalsın, uzamasın. Yanlış yerlere gitmesin. Kolay gelsin abi. Soruyorum. Şu anda yanımızda... senin arkadaşın nerede ya? Mesut abi nerede? Şu... Aşağıda. Tamam. Evet. Şimdi okuldaki otomatlara bakıyorsunuz tabii. Ve hep 44'teki su bitiyor. Neden 44'teki su bitiyor? Malatyalı çok. Malatyalı çok diyorsun. Doğru. Hep 44'teki bitiyor abi. Doğru abi. Gerçekten 44 gerçekten çok güzel bir öğrendir. Su bu arada yani. 1 liraya su, erikli su yani. Yani. Susudur abi. Su hayattır yani. Teşekkür ediyoruz bu gizemi bizim için aynattığın için. Sağ ol abi. Malatyalı çokmuş. Böyle gençler. O yüzden.